Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle o kadar güzel bir model paylaşacağım ki hem çeyizlik yeleklerinize hem hırkalarınıza, ceketlerinize, bebeklerinize yelekler yapabileceğiniz yani kısacası bütün modellere gidebilecek çok hoş bir örnek. İnşallah benim beğendiğim kadar sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir ipim var benim. Nakon'un normal günlerinden ne ince ne de kalın yani bir tık ince de sayılabilir en ince iplerin bir orta kalını şişlerim de ona göre iki buçuk numara arkadaşlar iki buçuk numara şişle öreceğiz çok güzel bir model dediğim gibi neyse lafı fazla uzatmadan başlayalım isterseniz başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın yorumlarınız benim için çok değerli arkadaşlar yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu olurum gerçekten Evet arkadaşlar, dilerseniz başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten ipimizi alıyoruz. Modelimiz 6 ve 6'nın katlarıyla ile ilerliyor. 2 de kenar ilmeği koyacağız. Ben size 3 model çıkaracak kadar ilmek atacağım. Şöyle başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 2 ilmek 3 4 5 ve 6. 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 5 ve 6 toplam 3 modellik 18 ilmek attık Şimdi 2 de kenarına 1 ve 2. 20 ilmeğimizi yaptık arkadaşlar. Siz yelek ya da hırka öreceğiniz zaman 5-6 ilmek fazladan atın. önüne hani lastik yapılıyor yeleklerimizin, hırkalarımızın. Direkt modelle çıkartmıyoruz onu. O yüzden ona göre hesaplarsınız. Şimdi lastik yapıyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düzümü ördüm. Bir de bir ters, bir düz dibine bir 3 sıra gidelim. Bu şekilde. Düz ters. Düz ve ters. Dileyenler haroşe de yapabilir. Tabi başka lastik de yapabilir. İstediğiniz modeli dibine kurabilirsiniz. İsterseniz direkt modelimizden de başlayabilirsiniz. Evet bu şekilde düz ters olarak yine arkadan da göstereyim. Düzlerimizi düz terslerimizi ters öreceğiz arkadaşlar şöyle düzümüzü düz tersimizi ters örüp devam edeceğiz ben bir sıra daha gidip geleceğim Evet arkadaşlar 3 sıra lastik yaptım şimdi modelimizi kurmaya başlayalım isterseniz şöyle ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve ikinci ilmeğimizi şu şekilde önüm ipimiz bizden yana ters örüyoruz ikinciyi de ters örüyoruz kenar ilmeğini saymıyoruz iki tane ters yaptıktan sonra modelimizi kuruyoruz hemen Şöyle bir tane ilmek aldık. Şişten çıkarmadık ilmeğimizi. Bir tane artırıp bir tane daha ilmek aldık. Bir ilmeğimizi 3 ilmek haline getirdik. Yanındakini de hemen aynı şekilde yapıyoruz. Bir tane ilmeğimizi aldık. Artırdık. Bir tane daha ilmek aldık. Bir ilmeği 3'e çıkardık. 2 tane bu şekilde yan yana yapıyoruz. Sonra bir tane daha ters, bir tane daha ters yapıyoruz ve ilk modelimizi bu şekilde kurmuş oluyoruz. 2 ters 2 tane artırmalı 2 ters şimdi ikinci modelimizi kuralım 1 2 tane ters yaptık yine yani iki modelin arasında 4 tane ters var bir tanesini böyle alıyoruz artırıyoruz ve bir ilmek daha çıkartıyoruz bir ilmeği 3'e çıkarmış olduk yine aynı şekilde 1 2 ve 3'e çıkardık yine arada 1 2 3 ve 4 tane ters yaptık. Yine ilmeğimizi 1 artır ve 2. Yani 1 ilmekten 3 tane ilmek sahibi olduk. Yanındakini hemen aynı. 1 bir, bir tane artırıyoruz 2 ve 3. ilmeğimizi çıkartıyoruz. Sonra yine 2 ters yapıyoruz. Kenar ilmeğimizi de ördük. Evet 3 tane model kurduk. Şimdi Şimdi modelimizin ikinci kısmında arka yönündeyiz. Arka yönünden ilk ilmeğimizi örmeden aldık. İki tane düzümüz var. Hemen bir ve iki düzümüzü ördük. Şimdi artırmış olduğumuz ilmekleri şu şekilde diğer şişe örmeden geçiriyoruz arkadaşlar. 3 6 tane olmuş oldu. 2 ilmeğimiz artırmış olduğumuz ilmekler. İpimizi arkaya atıyoruz. 1 2 3 ve 4 tane düzümüzü ördük. Yine aynı şekilde bakın artırmış olduğumuz ilmekleri ipimiz bizden yana örmeden aldık. Örmeden aldık. Düzlerimizi yine 1 2 3 4 düzümüzü ördük. Yine aynı şekilde ilmeklerimizi örmeden artırmış olduğumuz ilmekler bunlar. Diğer şişe aktardık ve 1 iki düzümüzü ördük. Kenar ilmeğimizi de ördük ve modelimizin ikinci sırasında bu şekilde örmüş olduk. Şimdi üçüncü sırasındayız modelimizin. İlk ilmeğimizi şu şekilde örmeden alıyoruz. Tersimizin birini ördük. Bir tanesini şöyle gene diğer şişimize aldık ve artırmış olduğumuz ilmekleri de diğer şişe aldık. Arkadan sol şişimize ilk ilmeğimizi şöyle geçiriyoruz. Çıkartıyoruz ve buradan 2 üç ilmeğimizi de yine bu tarafa. Yani bakın tersimizi ortaya aldık. Üç ilmeğimizi de diğer şişimize aktardık ve ön tarafa aldık. Ön tarafa aldıktan sonra soldan sağa doğru şu taraftan düz olarak örüyoruz. İlkini biraz zorlandım ama yine çıkardım şişten. Biraz tüylü olduğu için şu şekilde ördük. Ve ortaya aldığımız ters ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Aynı burada da aynı işlemi yapıyoruz. 3 tanesini bu şişe aldık. 3 tanesini daha aldık. Ters ilmeğimizi daha aldık ve 3 tanesini yine sol ilmeğimize son şişimize geçirdik. Tersi arkadan ön tarafa doğru geçirdik. Tersimizi yine düz olarak ördük ve bu 3 ilmeğimizi yine bu şekilde hepsini bir düz ördük. Yine ilmek sayımız aynı oldu. Arada iki tane ters yapıyoruz. 1, 2 ve modelimiz yine. 1 ters ve 3 artırdığımız ilmek. Arkadan şöyle diğer ilmeği alıyoruz. Bakın böyle elinizde tutarsanız daha kolay geliyorlar. Bu ilmekleri ön tarafa geçiriyoruz ve soldan sağa doğru düz olarak ördük. Bakın bu sefer daha kolay yaptım. Heyecanlanıyorum biraz ve tersi ortada ortaya geçirdiğimiz tersi düz olarak örüyoruz. 3 ilmeğimizi yine aynı alıyoruz. Tersi de bu şişimize alıyoruz. Ve 3 ilmeğimizi sol tarafa tersi de sağdan ortaya doğru aldık. Ve onu da düz ördük. 3 ilmeği birden yine düz ördük. 2 tane arada 1 ve 2 tersimizi ördük. Yine aynı şekilde ilmekleri sağ şişimize geçirdik. Arkadan şöyle ters olanı aldık ve 3 ilmeğimizi bu tarafa geçiriyoruz. 3'ünü birden soldan sağa doğru örüyoruz. Sonra geçirdiğimiz tersi de düz olarak örüyoruz. Diğerinde yine yer değiştiriyoruz. Şu şekilde tersi ön tarafa alıp düz örüyoruz. Diğer üçünü yine aynı şekilde düz örüyoruz. Ve tek tersimiz kalıyor kenarda. Kenar ilmeğini de örüyoruz. Evet. Şimdi dördüncü sırasına geçtik modelimiz. Modelimizin dördüncü sırasında yine ilmeğimizi aldık. Bir tane düzümüz var burada. Ortada dört tane ters var. Dördünü de ters olarak örüyoruz. Üç ve dört. Arada iki düzümüz kalmış. Ve bir, iki, üç ve dört. İki düz örüyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Yine tek bir düz ve bir kenar ilmeği. Evet, modelimiz, ilk modelimiz bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Modelimizin ikinci kısmında kurduğumuzda daha da şık, daha da güzel görülecek. Şimdi ikinci modelimizle beraber kuralım. Kenar ilmeğimizi aldık. Yine aynı alt başladığımız noktadaki gibi bir ters yapıyoruz. Ve bu düzü de aynı şekilde ikinci tersimizi yaptık. Tam ortada iki ilmeğimiz var. İki ilmeği de aynı şekilde örüyoruz. Bir tane ilmek alıyoruz. Bir tane artırıyoruz. Ve bir tane daha ilmek alıyoruz. 3'e çıkartıyoruz. Yine 1 2 ve 3 Şimdi buradaki düzümüzü yine ters öreceğiz Bir Tersleri zaten ters örüyoruz 3 ters oldu Diğer modeldeki ilk ilmeği de ters örüyoruz ve 4 ilmek oluyor 4 tersimiz yine oldu 1 2 Ve 3 artırma yapıp bırakıyoruz 1 2 ve 3 artırma yapıp bırakıyoruz Yine son Düz ilmeğini ters örüyoruz aradaki iki tersimizi de örüyoruz Ve diğer modelinde düzünü ters örüyoruz. 4 tane ters örmüş olduk. 1 2 3 1 2 ve 3 ve kalan ilmekleri 1 2 ters örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de örüyoruz. İkinci modelimizin ilk sırasını yaptık arkadaşlar. Şimdi ikinci modelimizin ikinci sırasına geldik yine aynı aşağıda yapmış olduğumuz gibi bir düzümüzü ördük ikinci düzümüzü ördük artırmış olduğumuz ilmekleri diğer şişe şu şekilde aktardık diğer üçünü de aktardık sonra ortada 1 2 3 ve 4 tane düzümüzü ördük yine artırmış olduğumuz ilmekleri aktarıyoruz örmeden şöyle aktardık ve 1 ve 2 3 dördünü ördük. Yine aynı şekilde. 3 ilmeği de aktarıyoruz. 2 ve 3 ilmeği de aktarıyoruz. Ve düzleri yine düz olarak örüyoruz. Evet. Üçüncü sıramızda yine çevireceğiz. Şöyle ilk ilmeğimizi örmeden aldık. ilk tersimizi ördük. Bu tersle bu artırmış olduğumuz ilmeklerin yerini şu şekilde değiştiriyoruz hemen. Ve şöyle soldan sağa doğru örüyoruz. Sonra tersi düz olarak örüyoruz. Bunların da yerini hemen değiştiriyoruz. Şu şekilde. Ve düz olarak örüyoruz. Bunları da bu taraftan düz olarak örüyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Arada iki tersimizi örüyoruz yine. Yine kalan son tersimizde artırmış olduğumuz ilmeklerin yerini şu şekilde değiştiriyoruz. Ve soldan sağa doğru örüyoruz. Ve onu da düz örüyoruz. Yine aynı şekilde şöyle ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. Onu da düz olarak örüyoruz. 3 ilmeğimizi birden de düz olarak örüyoruz. 1 2 İkinci modelimizde bu şekilde beraberce kurmuş olduk arkadaşlar. Hatta bitirmiş sayılıyoruz. Kalanları da ters ve kenar ilmeği Evet ikinci modelimizde bu şekilde kurmuş olduk Bugün nedense telefonumda biraz hoş göstermiyor Evet bakın model kendini göstermeye başladı arkasında örelim arkadaşlar arkadan yine 1 düz 1 model yaptığımız yeri 2 3 4 ters 1 2 düz ve modelimizin son sırası 3 4 ters 1 2 düz 1 2 3 4 ters. Düz ve kenarını. Evet, iki modelimizde kurduk. Modelimiz bu kadar. Şimdi size daha önce örmüş olduğum daha büyüğünü göstereyim. Daha da iyi anlayın modelimizi. Hah, kaydı gitti o. Evet arkadaşlar, bakın. O kadar şık, o kadar güzel duruyor ki gerçekten tam bir çeyizlik, yelek yani hırkalara, bebek yeleklerine çok yakışacağını düşünüyorum. İnşallah sizler de benim kadar beğenirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İnşallah güzel anlatabilmişimdir. Çok heyecanlıyım bu arada kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomdan görüşmek üzere. Eğer bir dahaki videomdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum.